Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Umbul Şampiyon. Bugün Drum Tree'nin ikinci chapter'ından aslında devam edeceğiz. Birinciyi bitirmiştik biliyorsunuz. 3 bölüm sürmüştü. İkinci bölüme de başlayacağım bugün. Bakalım neler yapacağım. Oyuma devam et diyorum şu an. Oyun Türkçe'de anlatmış olduğum gibi, ilk bölümde anlatmış olduğum gibi. Oyun gayet böyle bulmacalı, kafa karıştıran, zihninizi zorlayan, oradan alıp oraya eklediğiniz böyle Lego gibi böyle birleştir, böyle stok gibi böyle bir değişik bir oyun yani. Evet, şimdi en son bizi buraya attı. Gidiyoruz bakalım. Hadi bakalım, bindik bir anımda. Oo, bizi buraya gönderdi. Bu sefer ikinciyi koyacağız büyük ihtimal. Haydi bir bakalım. Bismillah. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Böyle bir şekiller mekiller. Böyle bir kafa karıştıran hareketler ya. Bakalım ne olacak. Aha, yeni bir şey çıkıyor. Hadi bakalım. Bu nedir ya? Bakalım. Sanki böyle mi? Yok. Bunlar sanki birbirleriyle birleşecek. Lazım. Bir dakika bakayım. Bakayım karşıda. Evet. Şimdi karşıda baktığınızda görüyorsunuz bir kemer var. Evet. Bakın burada. Şöyle hizaladığımda oluyor sanki. Evet. Doğru açıdan bakmak önemli anladığım kadarıyla. Evet. Sanki oldu gibi. Evet, başardım. Doğru açıdan arkadaki kemere göre iz alıyorsunuz. Şu kemeri baz aldığınızda, evet biraz zor oldu ama. Ha. Kemer deyince şeyin üstünde kemer oluyorsun. Şimdi işine giriyorum. Bakalım neler olacak. Evet. Gene bizi jeneromatikli bir odaya düşürdü. Jeneratörlü böyle bir fantastik, garip karışık. Evet, yine burada bir elektrik düzeni. Bizim çözmemizi bekleyen. Bakalım. Tekli bir düzenek sanki. Ha, şurada birbirlerine temas ediyorlar. Artı ve eksi git diyor. Bu da artı eksi aslında. Doğru. Eksi eksi olmaz. Evet, ne diyor? Ha, onu zaten evet o anlaşıldı, o onda bir sıkıntımız yok. Eksi artı. Tamam mı? Şimdi artı ile eksi birleştirdik. Artı, bunun eksisi yok ama. Artı artı olmuş oluyor. Bu boşta kalmış oluyor sanki. Evet, çalıştırdım. Birazcık uğraştım. Yine bir jeneratör elektrik verme. Yani bizi bildiğin elektrikçi yapıyor arkadaş. Yani bu zanaatkar abi çok fantastik. Bak buradan böyle bir git diyor. Bizi şimdi götürüyor bir yerlere. Hadi bakalım gidiyoruz. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ha, götürdü bizi bu odaya. Hadi bakalım. Ayıkla pirincin taşını. Oley. Metal nesne. Evet. Bir nesne bulduk. Kutu. Buralarda başka bir şey. Evet. Buraya bakalım. Burada da bir olay var. Hadi bakalım. Verdim 220. Kesin şurada bir ışıkla... Paso bir yerleri bir aydınlatıyoruz. Yine bir aydınlatmayı verdik jeneratörle. Elektrikler gidiyor. Aha.
Şöyle şu tarafa doğru bir git diyor anam karla. Burayla bir olayımız kalmadı sanki ya. Bakalım. Bence biz buradan çıkacağız. Yine bir aşağı ineceğiz. Olayımız aşağıda. Öyle söyledim. Şimdi geldik. Ha, bak orada bir alet var yine. Klasik. Şurada bir aletimiz var. Bunlara bir 220'yi verelim. Düğmesine bastık. Bu birinci bölümde de vardı ya. Artık ezberliyorsunuz oyunu oynaya. Az çok mantığını anlıyorsunuz. Bulmacaların. Ha yine şu cihazı gitti. Ha, yine bir dalga ayarı. Klasik. Aha çok yaptım. Ay. Dur bakayım. Düğmeli bu. Diğerinden farklı. Ay çok sık oldu. Ha tamam yine açtık. Verdim coşkuyu. Hadi bakalım bir kapı daha açılıyor. Pandora'nın kapısı. Bu Zanatyer abiyle ne zaman karşılaşacağız? Şöyle bir çay içip muhabbet edeceğiz acaba. Çok merak ediyorum. Bence bize böyle kapı açıp duruyor. Hadi bakalım. Yani bizim bu Zanaatkar abi hakikaten değişik bir abimiz. Bak bizi gitti yine attı bir abi. Asansör müdür nedir? Ha, bu ne böyle? Düğme mi var burada? Bir şey eksik diyor. Ha, şu. Yok bu buranın değil. Şunun bir etrafını. Paso bir bize bulmaca Lego. Böyle yap boz. Ha bakın burada da bir olay var. Yine bir mevzu var. Bir dakika. Burada bir kilit mekanizması daha var gibi gözüküyor. Evet, onu da açmamız lazım. Olayımız bunu almak anladığım kadarıyla. Şöyle bir etrafına dikkatli bakalım. Üstteki okey. Diğeri de bununla bağlantılı büyük ihtimal. Boş dairesel yuva. Evet buraya mektup bırakmış bize dayı. Zamandan anlar mısın diyor. Bu kuleyi büyük dedem eklemişti. Kendisi biraz erken yaşta kaybetmişler. Bu gece son çan çaldığında yolun ortaya çıkacak. Biraz dramatik farkındayım ama atalarımız gücünün yettiğinden daha fazla anlayabiliyordu. Bu anlar dünyamızın döngüsünün komşularına en yakın olduğu anlardır zanaatkar. Zanaatkar yine bize 60 dinamite gitmiş. Şimdi bir etrafa bakalım bence. Etrafta bir şeyler olabilir. Evet, burada da bir olay var. Küçük bir dişli. Burada da bir olayımız var. Bakın burada bir şey var. Bu zoom yapılmıyor. Bir iki zoom yapılıyorsa bir enayilik vardır orada. Başka bakayım. Şuraya zoom yapılıyor mu? Evet. Sanki şu şuranın mı? Yok. Değil. Bir yuva. Buraya bir şey ekleyebilir miyim? Sanki bu oranın gibi duruyor ama değil. Değil. Başka, aha şurada bir şey var. Evet, kollu çarkı bulduk. Tövbe bismillah. Bir de karga var. Şurada bir. Ha, evet. Şimdi anlaşıldı. Şunu şuraya koyacağız. Anlaşıldı. İkinci kilidi de açtık. Evet. Şimdi ayıkla pirincin taşını.
Yeni bir şey daha geldi. Bir çeşit kristal. Onun farkındayız. Bir mekanizma. Bir çark falan. Aha. Aa. Bir yer açıldı. Şaka gibi. Oynayınca çıktı. Hemen bir giriş yapalım bakalım. Kesin burada bir bize bir parça verecek. Aa, burada da bir... Şimdi bu mekanizma buranın. Bence. Değil mi? Allah Allah. Döndürmenin bir yolu var mı? Hayır. Şu ikisi buranın. Böyle, evet. Bunlar basit işler. Bunları çözeriz. Metal halka. Evet. Burada bir şey var mı? Burada da var. Kran kolu. Büyük ihtimal bunlar buranın. Evet. Evet. Aha. Ha, bunun tersten hali olabilir mi? Şöyle değil de böyle bir sıralanışı. Olabilir mi? Şimdi matematik yürütüyorum. Bakın şu bunun tersi. Bu bunun tersi mi? Evet, bu bunun orta hali. Değil. Evet, başardım. Biraz kafayı yordum ve ipuculardan sonra çözdüm. Evet, yine bir şey açılıyor. Bir şey açılıyor, bir şey açılıyor. Bakalım ne gelecek. Aha. Bunlar nedir ya? Aha. Bu nedir ya? Ha. Heh, sıçtık. Bunu böyle buraya. Biri gitti. Vay. Bunlar basit. Bunları çözersiniz bence. Yani bunu bence hiç ipucusuz çözersiniz. Şimdi ikinciden başlayacağım. Oraya gitmemiz lazım. Şöyle yapalım. Bu yukarı aşağı. Bunu bir şekilde götür. Evet. Wow, çok güzel. 2. Bu da 2. Yani çok beklenmedik bir hamleyle 2 yaptım. Büyük ihtimal her şey oturduğunda bu çark çalışacak. Saat kulesi. Tekrardan. Burası biraz zahmetli. Evet oldu. Çok farklı algoritmalar yapmışlar ya. Sağa gidecekmiş gibi düşündüm aslında ilk ama su aşağı indi. Hem üçüncü mekanizma da tamam. Dörtte kaldım. Evet, en zoru herhalde bu olmalı. Sağ çarkı dönmeye başladı, sesi geliyor. Şimdi bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Bunu böyle yapalım.
Bakıyorum. Bu da böyle. Aha, olmadı. Bunu da yaptık. Evet, kulemiz açıldı. Paso bir kule daha. Her yere kule. Hadi bakalım. Bum. Bir kasa daha geldi. O kasa, bu kasa. Hadi bakalım. Bu değil. Çözdük. Okey. Burada başka bir olay daha var sanki. Buranın mı? Bunun etrafında bir olay vardır kesin. Aha. Değil. Burada bir olayımız yok. Burada bir olayımız var mı? Yok. Şimdi şurada bir olay var sanki. Evet. Bu gördüğünüz gibi. Buraya. Bunu böyle yapıp kola devam edeceğiz sanki. Aa, bir dakika. Burada bir mekanizma var. Bir dakika. Evet. O zaman bu mekanizma illaki böyle olacak. Ama bu buraya geldiğinde dönebilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Buraya geldiğinde de dönebilir diye düşünüyorum. Sonra bunu yok. Dönmüyor. Şöyle yaptığımda bu tarafa götürebiliyor muyum? Götüremiyorum. Karşı tarafa bir şekilde bunu bırakmamız gerekiyor. Biraz matematik lazım. Biraz bulmaca yeteneği yine. Böyle bağlayamam. Böyle de bağlayamam. Böyle zaten olmaz. Böyle olunca burada kalır. Çünkü bir ray yok. Aha. Bir şekilde raya oturuyor. Bunu buraya çevirip bu tarafa kaydırıyorsunuz. Bunu da böyle yapıyorsunuz. Ve bu işi bitiriyorsunuz. Düğmeye de bastım. Hop. Evet. Yani olması gereken bu. Biraz uğraştırıyor. Oo, hoş geldin. Yeni bir bulmaca. Alttaki şekillerle aynı olacak büyük ihtimalle yine. Bir daha bir koplayalım kafayı. Evet, oldu. Bakış açınızı değiştirin. Aynen. Evet, biraz uğraştım. Mekanizma çalışacak büyük ihtimalle. İşte bulduk. Burayla işimizi bitirdi. Şuraya olabilir mi? Biz burayı unuttuk. Evet. Hayır. Başka bir yer var mıydı? Şura olabilir mi? Evet. Galiba burası. Evet. Şurasıymış. Bambaşka bir yerde çıktı. Aha. Yani bilin ki bir yere bakıyorsanız emin olun oradaki parçalar uymuyorsa başka bir yere gidiyor. Herhalde buradan başka bir yere gideceğiz. Bunu hallettiğimize göre bakayım o tarafa doğru gidebiliyor muyuz? Evet. Buradan bir yukarı kata bizi aport etti. Bakıyoruz. Şimdi bizi bir yere çıkardı. Burada. Burada ne yapacağız? Güzel soru. Evet, sanki bu. Evet. Evet, bunu taktım.
Bakıyoruz. Çanı sallıyor. Aa. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Yansın ortalık. Evet. Allah Allah. Zanaatkar dayı mı gelecek? Evet. Tablo koydu. Evet, bunu kesin bununla bakacağız. Evet. Evet, buraya gitmek için büyük ihtimal burada bir yol mu var? Bunlar oynuyor mu? Bir dakika. Aha, bir dakika. Aa, ne diyor? Tamam, kulelerden birinde kaydırma jetonu var. Evet, anlaşıldı. Evet. Bir dakika. Aa, öyle durmadı. Doğru. Evet. Bunu da böyle yapacağız. Evet, yaptım. Kodu da buraya koyacağız. Hadi. Yok, nesneymiş. Kadranı bulduk. Böyle bir olayımız kalmadı bence. Bence buradan çıkabiliriz. Çıkabiliyorsak tabii. Evet, yine yaldır 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 aşağı iniyoruz. Evet, şimdi o kadran nereye olduğunu ben biliyorum. O kadran şuranın. Kadran tabii ki de buranın. Kadranı taktık. Yeni bir oh, bir satranç verdi bize. Harika. Ha. Evet. Atla neler yapabilirsiniz? Şöyle yapabilirsiniz. Bunu da uçurdum. Buraya gelsem buraya olur. Buraya olur. Buraya olur. Ve buraya olur. Atı biliyorsunuz, satrançta atın hamlelerini biliyorsanız çok rahat onu yapabilirsiniz, ilerletebilirsiniz. Biraz satranç koyup bizi kafamızı karıştırmaya çalışmışlar. Yani atın hareket ettiği yönleri bilmeniz lazım satrançta. Oha! Yeni bir olayımız daha var. Evet, hoş geldik. Hiçbir şey olmuyor. Şöyle imzaladığımda ne oluyor? Ha, bir dakika. Böyle hizalımda bir şey olmuyor. O zaman böyle hizalayacağım ki öbür tarafa gitsin. Evet. Şimdi anlaşıldı. Mekanizmalar. Mekanizmalar. Yine mekanizmalarla bizi uğraştırıyor zanaatkar dayı. Zanaatkar dayı niye bizi uğraştırıyorsun? Zanaatkar dayı. Tamam, bunu böyle yapıyoruz. Sistemi çözdük zanaatkar dayı. Şimdi gelelim. Buna yol açacağız. Şu tekerin bulunduğu kısım. Aa, evet, bir dakika, anlaşıldı. Burada bir mevzu var. Dönüyor diyor. 3 çarkın altında bir kom var. Alt yön engellenmiş. Aa, yok, düzeldi. Şu an yapmışım aslında. Bir dakika. Sadece biri mi oldu? Tamam, yolu da oldu. Aa, üçüncüsüm de oldu. Of, biraz uğraştırdı. Evet. Evet. Üçünü de hizaladım.
Ya şu kolla var ya, yani başım belada yani. Allah, yine bir şey çıktı. Survivor oynuyor gibi hissettim, böyle şeyleri diziyorsunuz ya. Aynen. Şimdi alta göre hizalayacağız biz bu amcaları, anladım herhalde. Sanki bu kaydırılıyor gibi. Evet, yaptım. Bu da okey. Buradaydı eşit eşitti. Şimdi bu yuvalı kolu bir yerde kullanacağız anladığım kadarıyla. Bu yuvalı kolu nerede kullanacağız? Heykelciyi de aldı ve tükkanı kapattı. Şimdi evet, sürekli bir kapı, sürekli bir şeyler arıyorum. Sürekli. Evet, bitmiyor. Buraya da girelim. Şimdi bakıyoruz. Ha, şurada bir olay var kesin. Bu nedir ya? Ha, burada sanki bir olay var. Olayımız ne? Onu çözeriz. Başka bu, o yukarısı var. Ha, bu bizi öbür tarafa attı. Önce bir şu kutuyu açalım. Hayda. Aha. Anlaşıldı bunun nerede geldi. Buran değil mi? Evet. Şuraya da bir gözlükle bakalım. Evet. Bize bir anahtar yeri verecek. Demiştim size müzik kutusu diye. Evet. Şimdi birazdan dedim müzik kutusu çalışacak. Aynen. Galiba gidecek, git. Bu yolu, bu hiç dokunmayayım. Bırakırsam acaba gider mi? Bir dakika. Bir daha deneyeceğim. Evet. Ah, sinir bozucu. Tamam, şimdi buna mücadele edeceksin büyük ihtimal. Ha, bu ablayı buraya sokuşturacağız. Evet. Hayır. Şu an bambaşka bir yere gidiyorum. Normalde kapalı yolu. Aa, evet. Orayı açacağım, doğru. Tamam. Şükür bitirdim bunu da. Biraz uğraştım. Ya birinci çok kolay oldu, ikinci de kafam karıştı. Ama çözdük. Balerinler arkasında bir düğme var. Dükmeli, dükmeli. Evet, aldım mücevheri. Ablalar. Şu. Evet. Şimdi burayla olayımız başlıyor. Evet. Bunu. Aşağıda bir kırmızılık var, görüyorsunuz. Ha. Aa, burada bir anahtar var. Oo, evet. Bir dakika, ne diyor? Mavi. Komple buralar mavi. Köşeleri mavi yap. Ne diyor? Burada mavi. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Şu aşağıya kadar mavi.
Nasıl? Vaa. Evet, bir mal geldi bize. Evet, bu nedir? Bu nedir ya? Bir şey eksik tabii. Şimdi bu tarafı yapacağız. Mavi kırmızı, mavi kırmızı. Yani şöyle. Şurada mavi, burada mavi. Şurada mavi, burada mavi. Mavi, 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 masmavi. Evet. Şimdi bakalım şurayı mavi, mavi. Ortalar mavi. Evet, mevzu da olacak herhalde. Evet. Bence burada öyle olayımız bitti. Ha evet. Bu kuşun gövdesi. Bir dakika. Bu da okey. Şu muydu? Evet. Kartal yapacağız. Şimdi bu duvarda kırılır. Başlık kesin. Hadi bakalım. Aa, verdi bize kuşun anahtarı. Üzerinde kuş ablemi olan bir anahtar. Tamam, bizim o sizle olayımız bitti bence. Beni uğraştırmayın daha fazla. Bakalım. Şimdi bence yukarı çıkalım artık. Bunları çözüyoruz. Bunu zanaatkar. Evet. Hadi. Ver coşkuyu. Ana! Kuşu kaçırdık, eyvah! Kuşu kaçırdık. Şimdi mevzu çıkacak. Kuş da gitti. Kuş oraya kaçtıysa kuşun peşinden gideceğiz bence. Kuşta bir enayilik var. Bu kuşu çözmemiz lazım. Ha, kuş burada. Dayı selamun aleyküm dedi. Kuşum bizi nereye götürüyor? Aa bak. Kuşun bir olayı var. Kuş bize çanları çaldı. Bu da kırılacak kesin, kapı açılacak. Ha. Yepyeni bir lagoya hoş geldiniz. Bakalım devam ediyoruz. Bakalım. Yani aşağıdaki kapıda bir olay var galiba. Hadi o bakayım. Kuşa biz yaptıracağımızı yaptırdık. Kuş abi. Hayır. Bir daha aşağı inelim. Bodrum'a. Evet. Bizim burayı açtı. Şimdi buraya bir türbinle bakalım. Evet. Şimdi bize yine bir ışık. Evet, yine bir mevzu. Kesin bu arka ekranda yukarıda. Çık 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 çık. Topla topla topla. Kime satıyorsunuz bunları? Hemen gidiyoruz. Ben nerede? Mala gidelim. Mal burada. Mala gidiyoruz.
yeni bir Lego verecek. Yok, bunu artık bir zahmet bununla açarız. Bakıyoruz. Evet. Mevzu çıkıyor. Aha. Ver coşkuyu. Bir daha vur. Çal. Zurnacı çal diyoruz. Evet. Ne oldu? Evet. Kristali kırdı. Üçüncüyü alıyorum. Bence bu bölüm de bitti. Evet. Saat Kulesi bölümünü de şu anda tamamladım. Yani bu ikinci bölüm aslında. İkinci bölümü komple bitirdik yani. Umarım güzel bir oyun olmuştur. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.